Günden kalanlardan herkese merhaba. Ben Gizem Uzuner. Bu hafta boyunca günden kalanlar kuşağında ben sizlere eşlik edeceğim. Akışı da bozmuyoruz. Her zaman olduğu gibi rakamlarla başlıyoruz. İlk etapta Türk varlıkları diyelim. Nasıl bir gün ilerliyor şu an itibariyle bizler için diye baktığımızda BIST endeks %2.34 an itibariyle primli. Bu primlere dikkat çekmek gerekirse alt endekslerde uzunca bir zamandır görmediğimiz kadar günlük sert yükselişler gördüklerimiz de var. Nitekim bankacılık endeksinin primleri %3'ü gördü gün içerisinde. Şu an itibariyle %2.96'lık primle işlemler devam ediyor. Sanayi endeksi %2.85 artıda, ulaştırma endeksi %1.31 artıda, holding endeksi ise %2.25 an itibariyle artıda seyrediyor. Faizler tablosuna baktığımızda kısa tarafta faizlerde düşüşler var. Gösterge kağıdın bileşik faizi 24.70'te, 10 yıllık kağıt ise 21.99'a yükseldiğini gösteriyor. Dolar endeksine baktığımızda %0.32 an itibariyle primler var. Günün başlangıcından itibaren dolar küresel ölçekte değer kazanıyor. Dolar endeksi böylece 98.94'ten işlem görmekte. Dolar karşısında para birimlerinin performansına baktığımızda Türk lirası dolar karşısında %0.13 yukarıda. Değer kaybediyor. Daha doğrusu Türk lirası dolar karşısında böylece dolar TL 14.70'in üstünde işlem görmekte. Bizimle beraber değer kaybeden diğer para birimlerine baktığımızda Malezya ringgiti, Çek koronası, Bulgar levi ve Roman levi sıralanıyor. Ancak bütün gelişen ülke para birimleri dolar karşısında değer kaybetmiyor. Ruble onlardan bir tanesi şu an itibariyle. Meksika pesosu yine %0.4-0.5 civarında dolar karşısında artıda seyretmekte. Parite de aşağı geliyor. Euro dolar %0.54'lük kaybıyla birlikte 1.09.83'e kadar geri çekilmekte. Euro TL'ye baktığımızda ise 16.16'dan işlem görüyor. Günlük bazdaki düşüşü ise %0.39. Avrupa borsalarına baktığımızda Londra FTSE 100 %0.35'lik primiyle 7.564 puanda. Paris CAC'ın %0.58 yukarıda 6.723 puanda. Frankfurt DAX %0.39'luk primiyle 14.501 puanda. İtalya FTSE MIB %0.13'lük primiyle 25.196 puandan işlem görüyor. ABD'de ise son durum Dow Jones'un %0.15 eksiğinde olduğunu göstermekte. 34.767 puanda. S&P 500 %0.26'lık primiyle birlikte 4.558 puanda. Nasdaq'a baktığımızda ise şu an itibariyle %1'in üzerinde kazanımlar olduğunu görmekteyiz. 14.413 puandan işlem görüyor şu an itibariyle. Burada özellikle bir de emtia tarafına parantez açmak gerekirse şu an itibariyle emtia piyasasında genel itibariyle artılar var. Şu an gördüğümüz tabloda özellikle spot altının fiyatının %0.54'lük primiyle 1936 dolardan işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Gram altın %0.37 yukarıda 912 TL'de. Bitcoin fiyatlarında %0.89'luk geri çekilme var 45.976 dolarda. Brent petrolün varil fiyatı %3.4'lük primiyle 107.93 dolarda. NYMEX ise %3.82'lik primiyle beraber 103 doların üzerinden işlem görmekte an itibariyle. Piyasaları da kısaca böyle özetledikten sonra şimdi kısa bir araya gidelim. Günden kalanlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Ankara'nın notlarını alacağız. Habertürk TV Ankara editörü Aykut Türel bizlerle birlikte olacak. Aykut Bey hoş geldiniz yayınımıza. Bugün Ankara'nın öne çıkan başlıkları neler sizden dinleyelim. Buyurun. Hoş bulduk. Hemen aktarmaya başlayalım. Ankara'da öne çıkan başlıkları şüphesiz en önemli gündem maddesi TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklaması oldu. TÜİK tarafından Mart ayındaki enflasyon rakamları paylaşıldı. Mart ayı enflasyonu %5,46 arttı. Yıllık bazda enflasyon %61,14'e yükseldi. Zam şampiyonu ise Mart ayında %32,67 ile motorin oldu. Meyve ve sebzede de fiyatı en çok artanlar listesinde yer aldı. Yıllık bazda en yüksek artışı ulaştırma grubunda görüyoruz. %99.12 ile Mart ayında fiyatı en çok artanlarda başı akaryakıt çekti. Motorine %32,67, benzine ise %24,41 zam geldi. Yine şehirler arası otobüs fiyatlarında da %20,20'lik bir artışı
görüyoruz. Semt pazarlarına gelince kuru soğan %20,56 ile pazarın şampiyonu oldu. Kıvırcık, beyaz lahana, portakal, muz ve armut da fiyatı en çok artanlar listesinde yer aldı. Mart ayında fiyatı en çok düşenlere bakacak olursak kabak, domates, elektrik ücreti, ıspanak ve kadın kaza oldu. Mart ayı enflasyon rakamları bu şekildeydi. Ankara'nın en önemli gündem başlıkları, daha doğrusu tüm Türkiye'nin en önemli gündem başlığı ekonomideki gelişmeler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den bugün 3600 ek gösterge konusuna dair bir açıklama vardı. Memur Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen 10. yılında toplu sözleşme kongresinde konuştu Çalışma Bakanı Vedat Bilgin. 3600 ek gösterge çalışmasında son aşamaya gelindiğini söyledi. Mayıs ayını işaret etti. Ümidimiz Mayıs ayında tamamlayıp meclise intikal ettirmek ifadelerini kullandı. Yine bugün Ankara'nın önemli gündem başlıklarından birisi ise ekonomi alanına ilişkindi. Mart ayı dış ticaret verileri açıklandı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından Mart ayında 27,7 milyar dolar ihracat yapıldığını belirtti Ticaret Bakanı Mehmet Muş. Bu rakam tüm zamanların en yüksek Mart ayı ihracat rakamı dedi. Ancak ithalatta ise ihracattaki artışa karşın bir artış söz konusu. İthalatta da %31 artış görüldü. Tabii bunu Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin olduğunu da vurguladı Ticaret Bakanı Mehmet Muş. Sağlık alanına ilişkin bir notu da hemen aktaralım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19-25 Mart haftasına ait vaka haritasını açıkladı. 3 büyük şehirde düşüşün devam ettiğini söyleyelim. Vaka yoğunluğunda zirvede olan il ise Eskişehir. Eskişehir'i takip eden iller Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Bilecik ve Ankara olarak sıralandı. Vaka yoğunluğunun en düşük olduğu il ise Van oldu. Van'ı da Şırnak ve Şanlıurfa takip etti. Birkaç cümleyle hemen Ankara gündemini tekrardan özetleyelim. Gözler TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamlarındaydı. Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den 3600 ek gösterge konusuna ilişkin bir açıklama geldi. Mayıs ayını işaret etti Çalışma Bakanı. Dış ticaret verileri açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da haftalık vaka haritasını paylaştı. Ankara'da öne çıkan satır başlarını bu şekilde özetleyebiliriz. Aykut Türel, çok teşekkürler aktardıklarınız için. Habertürk TV Ankara editörü Aykut Türel'i ağırladık bu bölümde. Şimdi buradan geçiyoruz. Ekonomist Vedat Özlem bizlerle birlikte olacak. Vedat Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi ilk etapta size görüşlerinizi soracağım enflasyona dair ama bir kısa müsaadenizi isteyelim. İlk etapta bir betamız var, bununla ilgili haberimiz var. Enflasyon detaylarına bir kulak verelim. Nasıl gelmişti, beklentileri ne kadar aşmıştı? Bunu arkadaşlarımızdan rica edelim ve öncelikle haberimize dönelim. Türkiye'de enflasyonun %60'ın üzerine çıkmasının ardından uluslararası yatırım bankaları tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Goldman Sachs enflasyonun bu yılın büyük bölümünde %65'in üzerinde kalmasını beklediğini açıkladı. Kurum, Mayıs ve Haziran aylarında ise %67 seviyelerinde bir zirve görülebileceğini ifade etti. Goldman Sachs daha önce zirvenin %60'ın hemen üzerinde olacağı, yıl sonunda ise %45 seviyelerine ineceği tahmininde bulunmuştu. JP Morgan ise enflasyonun yıl sonuna çok yakın bir zamana kadar %65 ila 70 aralığında seyretmesini beklediğini açıkladı. JP Morgan geçen ay enflasyon tahminini yıl sonu için %40.2'ye yükseltmişti. TÜİK bugün enflasyonun yıllık %61.14, aylık %5.46 seviyesinde açıkladı. Evet, enflasyon %60'ı aştı neticede. Dolayısıyla zirve beklentileri de gün tahmin etmesi zor olmakla beraber güncellenecek muhtemelen. Vedat Bey, ilk etapta bunu sormak istiyorum. Bugünkü Mart ayı enflasyonunda dikkatinizi çeken kalemler özellikle neler? Ve burada özellikle önümüzdeki döneme dair bir zirve tahmini yapmak sizce kolay mı? Enflasyon maalesef çok hızlı bir şekilde yükseliyor ve görünüm de bozuluyor. Bunun hem içeriden şeyleri var, gerekçeleri var, nedenleri var. Bir kısmı da dışarıdan, tabii ki emtia fiyatları, enerji fiyatları yükseliyor. Gıda fiyatları var. Bunun bir kısmı petrol piyasasıyla bağlantılı. Bir kısmı da petrol piyasasını da etkileyen Rusya-Ukrayna savaşıyla bağlantılı.
Genelde bir küresel enflasyon problemi yaşanıyor ancak bizdeki kadar sert değil. Enflasyonun gördüğüm kadarıyla genele yayılmış, yani 9 mal grubunun hepsinde fiyat artışı var. Üfe tüfe makası çok ciddi artmış, gördüğüm noktaların altını çiziyorum. Yaklaşık 54 puana çıktı. Aramalı üfesi %123, o da ciddi bir üfeden tüfeye baskı işareti. Tabii içerideki fiyat dinamiklerini bozan şeylerin başında bugün Sayın Bakan da söylediği gibi kur geliyor. Son 12 ayda sepet kuru %80 arttı. Dolayısıyla fiyat artışlarının dolar cinsinden ithal mallarındaki fiyat artışlarının üzerinde bir de kur artışları geliyor. Bunlar da enflasyonu kontrolden çıkardı bana göre. Yani mevcut politika çerçevesiyle enflasyonu kontrol altına almak mümkün değil. Sayın Bakan daha önce yıl sonunda enflasyonun %30'un altına ineceğini, daha sonra %30'a yakınsayacağını söylemişti. Şimdi makul bir düzeye iner diye beklenti içerisinde. Merkez Bankamızın yıl sonu enflasyon hedefi maalesef çok daha aşağılarda, %23 küsurlarda diye hatırlıyorum. Dolayısıyla yatırım bankalarının yukarıya doğru revizyonlarına şaşmamak lazım. S&P Standard & Poor's da nitekim notu indirdi Cuma günü. Biraz da burayla bağlantılı. Onu ayrı bir başlık altında konuşabiliriz ama söylediğim gibi çekirdekte de enflasyon çok yüksek. Yıllıkta %48,39, aylıkta da %4,3. Yani İster manşete bakın, ister çekirdeğe bakın. Bir ara Merkez Bankası Başkanımız ben çekirdeğe bakacağım diyordu. Çekirdekte de aylık enflasyon oranı işte söylediğim gibi %4'ün üzerinde, %4,3. Gıda enflasyonu %70. Yani çok ciddi bir problem var. Gıda enflasyonunda bir aşağı doğru iniş görüyoruz. %10,90'da Ocak ayında, sonra 8,41'e indi Şubat'ta. Şimdi 4,73. Dolayısıyla biraz tabii gıda fiyatlarındaki artış, yani aşağı inmesine rağmen halen çok yüksek. Bunun değişik nedenleri var. Hane halkının, özellikle dar gelirlerin bütçesi içerisinde enerjinin ve gıdanın payı maalesef çok yüksek. Yani hem ulaşım, hem ısınma, hem elektrik, aydınlanma, hem gıda maddeleri. Tabii sağlık ve eğitim de var. Yani ev eşyası fiyatları da çok yükselmiş manşet tüfeğin üzerinde. Ev eşyası yenileyen var mı bilmiyorum ama o da muhtemelen küresel bazlı bir şey, etkili bir şey. Dolayısıyla biraz şeye de baktığınız zaman, yani yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar hariç tüfeğe baktığınız zaman aslında manşetin daha üzerine çıktığını görüyoruz. Aylık enflasyon %6,19. Bu da enteresan bir gelişme. Gerçi geçen ayda da böyleydi. Geçen ayda yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar hariç tüfe %5,5'un üzerindeydi. 4,81'de manşetti geçen hafta, geçen ay Şubat ayı enflasyonda. Dolayısıyla problem var. Yani bunun sadece özel sektörde, marketlerde bir açgözlü bir fiyat artışı yarışı şeklinde tarif etmek sorunu gizlemek olur. Birkaç örnek vereyim. Mesela Mart ayında Türk Şeker şekere %31 zam yaptı. Toprak Mahsulleri Ofisi buğdaya %22 zam yaptı. Et ve Süt Kurumu kırmızı ete %48 zam yaptı. Benzin fiyatları yaklaşık %20 arttı. Motorin %36,7 arttı. Çiğ sütün tavsiye edilen satış fiyatı %21 arttı. Hiç Mart ayını hani geçtik. 1 Nisan'da doğalgaz fiyatlarına BOTAŞ, hane halkı için %35, işte elektrik kullanmayan imalat sanayi için %50'nin üzerinde, 55'e yakın bir şey. Elektrik kullananlarda da %48 arttırdı. Bunların enflasyonu arttırmaması mümkün mü? Mümkün değil. Yani 1 Nisan'da bizim enflasyonumuz işte 1,5'a yakın, yanlış hatırlamıyorsam, hane halkının sadece doğalgaz ağırlığı enflasyonu tüfede.
Yani bir 0,5 puan geldi işte %35'lik zamla. Yarım puan sadece 1 Nisan'da BOTAŞ katkısı Mart ayının enflasyonu. Yüksek bir enflasyonla gidiyoruz. Söylediğim gibi mevcut para politikası, maliye politikası ile bu enflasyonu aşağı indirmek mümkün değil. Buna kimse inanmıyor. O nedenle yukarıya doğru sürekli revizyonlar oluyor. Şimdi Vedat Bey, özellikle bütün dünya aslında yükselen enflasyona karşı kendisini korumaya ve mücadele etmeye çalışıyor ama burada özellikle merkez bankalarının mevcut durumda çok da fazla manevra alanı olmadığı da bir gerçek ama bütün dünyaya baktığınızda özellikle mevcut durumda biraz daha ekonomisi avantajlı durumda olanlar var mı? Enflasyonu yönetebilir dedikleriniz var mı? Ve bu sene bu yükselen enflasyon ortamında bunun kazananı olacak mı sizce? Enflasyon söylediğim gibi yani dış ticaret fazlası veren gıda ve enerjiyi ihraç eden ülkelerde bile yükseliyor. Ama tabii yani örnek Rusya orada bile para politikası sıkılaşıyor. Yani çok ciddi bir dış ticaret fazlası var ve ihracatçı ve ihraç ettiği ürünler genelde küresel enflasyon müsebbibi olarak görünüyor. Orada bile enflasyon var ve para politikasını sürekli sıkılaştırıyorlar. Yani son %20'ye çıkarmaları para politikası faizini Ukrayna krizi sonrasında oldu ama ondan önceki şeyde de sürekli yani geçen yıl örnek olarak vereyim yani hemen hemen her ay faiz arttı Rusya Merkez Bankası. Aynı şeyi Brezilya'da da görüyoruz. Yani ham madde ihracatçısı ülkelerde de enflasyon var. Çünkü bu bir şekilde enerji fiyatları, gıda fiyatları bir şekilde herkesi etkiliyor. Ancak oradaki oranlar böyle iki hanelere henüz ulaşmadı bir sürü yerde. Bizde maalesef söylediğim gibi 2 aydır üfe 3 basamaklı 3 haneli rakamlara geldi. Yani %115 çok yüksek bir üfe rakamı. Burada tabii enflasyon bazı ülkelere nispeten daha yarayacaktır. Yani bütçelerine yarayacaktır. Yani net petrol ihracatçısı ülkeler, ham madde ihracatçısı ülkeler, gıda ihracatçısı ülkelerin gelirlerini olumlu yönde etkileyecektir. Onların enflasyonla mücadeleleri biraz daha başarılı olacaktır. Çünkü döviz geliri sağlayacaklar. Tabii turizm açısından da hani Covid ile mücadele çerçevesinde belki Avrupa'nın, Amerika'nın buralar turist çeken yerler biraz da oralardan hani enflasyonla mücadelede biraz başarı şansları daha fazla. Göreli olarak ABD'nin savaş dolayısıyla Avrupa Merkez Bankası'ndan şansı daha iyi hem büyüme hem enflasyonla mücadele açısından. Kazanan olur mu bilmiyorum ama göreli olarak daha az kötü olanlar olacaktır tabii ki. Bir taraftan da bugün dış ticaret rakamlarını aldık. Bugün böyle gördüğümüz rakamların içerisinde Rusya-Ukrayna savaşının etkilerinden gözünüze çarpanlar var mıydı? Şimdi bizim Rusya ve Ukrayna'ya tabii ihracatımız çok fazla değil. Daha çok ithalat yapıyoruz özellikle Rusya'dan. Yani toplam ihracatımız içerisindeki payı bildiğim kadarıyla %4-5 ancak o kadar. Dolayısıyla yani Rusya'ya halen ihracat yapabiliyoruz. Biraz ruble tahsilatta, ödemelerde ve rublenin yani fiyatlamada sorunlar var ama onlar da düzeliyor. Ruble çok ciddi bir şekilde değer kazanmaya başladı. Doğalgazın ve diğer gıda maddelerinin, diğer ihraç ürünlerinin rubleyle fiyatlanacağı ve tahsil edileceğine yönelik Putin kararı sonrasında. Dolayısıyla Ukrayna ekonomisinde büyük bir kısmı henüz çalışmıyor ama söylediğim gibi orası bizi daha çok ayçiçeği, buğday fiyatları üzerinden, gıda enflasyonu üzerinden daha çok etkiliyor. Yani ihracattaki artış hep her ay diyoruz ki ihracatımız şu kadar arttı. Tabii bunun önemli bir nedeni enerji fiyatlarının, ham madde fiyatlarının artması. Yani bizim ürettiğimiz malların içerisindeki girdi fiyatları yükseldiği zaman çıktı fiyatı da yükseliyor. Çıktı fiyatı da yükseldiği zaman bunu bir ihracat başarısı olarak çok da bayrak kaldırarak kutlamamak lazım. İthalatta çok ciddi bir sıçrama var. 30 milyar dolarlık bir ithalat var. Bunun 8,5 milyar doları, 8,2 milyar doları enerji ithalatı. 22,7 milyar dolarlık da bir şeyimiz var, ihracatımız var. Söylediğim gibi %73'lerdeyiz ihracatın ithalatı karşılama oranı.
Yani kapasite kullanım oranında da %78'lerdeyiz. Yani gördüğüm kadarıyla yaptırımlar, Rusya'ya yönelik yaptırımlarla ilgili yeni bir senaryo kondu gündeme. Almanya'yı biraz sıkıştırma yönünde. Almanya'dan da sabah Alman bankalarından açıklamalar geldi. Şayet yaptırımlar artarsa Alman ekonomisi sert bir resesyon riskiyle karşı karşıya kalır. Enflasyon yükseliyor, çok ciddi, %7'nin üzerine çıktı, %7,5 diye hatırlıyorum Avrupa para bölgesinde. Almanya'da da çok ciddi bir enflasyon var ve bugün itibariyle marketlerde çok ciddi bir fiyat ağırlaması gelmesi bekleniyor. Bu yönde raporlar, haberler okudum. Dolayısıyla bizim ihracat pazarlarımızın zayıflaması, tersine de ithal ettiğimiz ürünlerin fiyatlarının artması tabii hem cari açığımızı çok yükseltiyor. Bizim dış ticaret açığımızda da kümülatifte bir yılda 53.6 milyar dolara çıktı. Tabii bunlar dış ticaret açığının artması, savaş dolayısıyla beklenen turizm gelirlerinin düşük olması birçok şeyi etkiliyor. Olumsuz yönde etkiliyor. Bunların en başında da enflasyon görünümü. Nitekim hem S&P'de not düşüşü gördük hem de bugün yatırım bankaları Türkiye ile ilgili enflasyon görünüm beklentilerini yukarıya doğru revize ettiler. Şimdi S&P'ye de gelelim istiyorum. Özellikle yerel para cinsinden kredi notumuzun aşağı yöne indirilmiş olması ne anlam ifade ediyor? Ve S&P'nin özellikle Türkiye'ye ilişkin dikkat çektiği riskler hakkında dikkatinizi çeken noktalar neler olur? Ya uzun vadeli döviz cinsinden kredi notumuz değişmedi. Zaten orası yatırım yapılabilir seviyenin 4 basamak altındaydı. TL cinsinden orayı da 4 basamak aşağı indirdi. Şimdi görünen şeyler şunlar tabii. Bir defa ham madde fiyatları ve enerji fiyatları artıyor. Bu bizim cari açığı arttırıyor. Şimdi konuştuğumuz mesele enflasyon ve enflasyon görünümünü bozuyor, enflasyonu arttırıyor. Bununla ilgili bozulmanın devam edeceği beklentisi var. Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla işte turizm gelirlerinin beklentiler ve temenniler doğrultusunda güçlü gelmeyeceği beklentisi var. Altını çizmişler. Bunun muhtelif nedenleri var. Tabii bugün biraz Rusya'dan uçuşlar başlayabilir, başladı haberleri geliyor. Tabii böyle Boeing, Airbus falanla değil de Rusların kendi ürettikleri uçaklarla gelir. Ama 2018 krizinden hatırlayın, yurt dışına çıkma potansiyeli olan herkes yurt dışı gezilerinde epey azaltmıştı kur yükseldiği için. Yani bir fakirleşme olduğu zaman yurt dışına çıkışlar azalır. Ama Rusların çok hani Rusya ekonomisinin sadece ilk 6 ayda %12,5 daralacağı bekleniyor. Bir fakirleşme olur, bir miktar gelir yine Ruslar. Ama çok fazla hani böyle geçen sene gibi, belki sene gibi, yani gerçi o zamanlar da Covid vardı ama gene de geçen sene iyi gelmişlerdi. Covid öncesi rakamlara ulaşmamız mümkün değil. Öte yandan büyümeyle ilgili aşağıya doğru revizyon görüyorum. Yani büyümeyle ilgili çizilen perspektife de S&P şüpheyle bakmış. Para politikasının ve maliye politikasının sonra devam edeyim isterseniz. Tabii. Şimdi borsa kapanışına verelim izleyicilerimiz için Vedat Bey. BIST günü %2.65 yükselişle 2311 puandan tamamladı an itibariyle. Günün özetine de deneyeceğiz aynı zamanda. Bu rally devam edecek mi? Bunları da öğreneceğiz. Nasıl bir gün vardı da Türkiye'de BIST Türk hisselerinde %2.65'lik prim vardı. Bunları da değerlendireceğiz. Philip Capital Satış Müdürü Gülay Şahin bizlerle birlikte olacak. Gülay Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi haftalar diliyorum. İyi haftalar. Yani her borsaya kendi para birimi cinsinden bakacak olursak BIST 100 günün en iyi kazandıran borsalarından bir tanesi oldu. Bugünün özellikle hisse senetleri piyasasında görünümü nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, BIST 100 endeksi yeni haftayı alımlarla başladı ve %2 aşan bir yükseliş gerçekleştirdi. Bugünkü yükselişin genele yayılmasını ve işlem hacmiyle desteklenmesini olumlu buluyoruz. Özellikle Ereğli Demir Çelik ve Tüpraş hisselerindeki sert yükselişler BIST 100'ün bugün pozitif ayrışmasını sağlamış oldu. Endeks 2200 desteğinin üzerinde kaldığı sürece de hisse pozisyonlarının korunmasını öneriyoruz biz yurt içi tarafta. Global piyasalara baktığımızda ise yeni haftaya sakin bir başlangıç yaptıklarını gözlemledik.
geçtiğimiz hafta Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi Mart ayı için beklentileri karşılamasa da Ocak ve Şubat verilerindeki yukarı yönlü revizyonlar istihdam piyasasının güçlü olduğunu gösterdi bize. Geçen yıl %6 civarında olan işsizlik oranının %3.6'ya gerilemesi işlerin yolunda gittiğinin bir göstergesi. Elbette ki bu olumlu hava Fed'in faiz artırım sürecinin daha da hızlanmasına zemin hazırlıyor diyebiliriz. ABD tarafında tahvil faizleri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Cuma günü gelen ABD verisi sonrasında 2 yıllık faizler 10 yıllıkların üzerine çıktı. Biz yayına girdiğimiz sıralarda da 2 yıllıklar %2.44, 5 yıllıklar %2.55 ve 10 yıllıklar %2.41 seviyesinde bulunuyordu. Bu durumun kalıcılık göstermesi piyasaları olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden tahvil faizlerini yakından takip etmeye devam edeceğiz. Asya tarafına baktığımızda Asya piyasalarında pozitif hava hakimdi bu sabah. Yeri gelmişken Çin borsalarının bugün ve yarın festival nedeniyle kapalı olacağını hatırlatalım. Avrupa borsaları %0.5 civarında artıda, Eurostoxx 50 endeksi %0.8 artışla 3950 puan seviyelerinde işlem görüyor. Eurostoxx 50 3950-4000 direncini geçemediği sürece satış baskısının devam edeceğini tahmin ediyoruz. Bugün ABD hisse endeksleri de güne yatay başlangıç yaptı. Ancak hisse bazlı önemli haberler vardı. Başlıklar halinde kısaca değinelim dilerseniz. Tesla CEO'su Elon Musk Twitter'daki payının %9.2'ye ulaştığını açıkladı. Musk'ın açıklaması sonrası Twitter hisseleri güne %25 artıda başladı. Elektrikli araç üreticisi Tesla birinci çeyrekte rekor olan 310.048 adet araç teslimatı gerçekleştirdiğini açıkladı. Tesla şu sıralarda %3.57 artıda. Çarşamba günü açıklanacak FED tutanaklarının piyasalar tarafından yakından takip edildiğini belirterek global piyasaların özetini bu şekilde tamamlamış olalım. Şimdi bir taraftan da Gülay Hanım ilk çeyreği de geride bıraktık. S&P 500'ün performansına baktığımızda %5 ekside tamamladığını görüyoruz. Özellikle şirketlerin artık diğer bir çeyrek karlılıkları konuşulmaya da başlandığı ortamda özellikle gelişmiş ülke borsalarına dair hatta spesifik olarak S&P'ye dair beklentileriniz nasıl? ABD borsalarının en büyük 500 hissesinin performansını ölçen S&P 500 endeksi hem New York hem de Nasdaq borsalarının hisse senetlerini kapsadığı için en çok izlenen göstergelerden birisi. Yani şüphesiz ki ABD ekonomisinin de öncü göstergelerinden biri. S&P 500 endeksi Fed'in şahin söylemlerinden sonra oluşan satış baskısıyla 4800'lerden 4150 puanlara kadar geriledi. Endeksin geri çekilmesinde Rusya-Ukrayna savaşının da etkisi vardı. Son 15 günde ise S&P 500 endeksinin ve ona bağlı vadeli endeksin kayıplarının çoğunu geri aldığını gördük. 100 ve 200 günlük ortalamanın üzerinde tutunması pozitif havanın devam ettiğini gösteriyor aslında bize. Biz teknik olarak 4500 seviyesini önemli buluyoruz S&P 500'de. Bu kuvvetli destek kırılmadığı sürece 4730 direncinin hedef olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Bu yüzden S&P 500 endeksinde işlem yapmak isteyen yatırımcılara vadeli piyasalarda 4480'in altında zarar kes çalıştırılmaktadır. Koşuluyla uzun pozisyon öneriyoruz. 4500'ün altına inilmesi halinde ise 4380 hedefli kısa pozisyonlar açılabilir. Peki Gülay Hanım, özellikle tarımsal ürünlerde bu hafta takip edeceğimiz aslında çok önemli başlıklar var. İklim raporunu takip edeceğiz, vazde raporunu takip edeceğiz ama fiyatlamalara baktığımızda son günlerde özellikle buğday, soya küsbesine son dönemde bir miktar, hani birkaç günde en azından düşüş söz konusu. Bunun emtia geneline yayılmasını bekler misiniz? Evet, Rusya-Ukrayna savaşıyla aslında tarım ürünleri Şubat ayında sert yükseldi ve tarihi zirveleri zorladığını gördük. Bu tip sert yükselişler sonrasında aslında kar realizasyonunu normal karşılıyoruz. Mısır satış baskılarını rahat karşıladı fakat soya yağı ve soya küspesi Cuma günü arzın artacağına yönelik tahminlerle %4'e yakın değer kaybetti. Soya küspesi soya fasulyesi yağının çıkartılmasından sonra kalan bir yan ürün aslında. Her ne kadar yan ürün olsa da tabii protein değeri yüksek olduğu için besicilik sektörünün en önemli ham maddelerinden biri. Çin ve Amerika en büyük üreticiler arasında yer almakla birlikte Çin aynı zamanda üretici olduğu kadar da en büyük tüketici ülke konumunda. Amerika'da 31 Mart'ta yayınlanan 2022 beklenen dikim raporuna göre Amerika'daki soya dikiminin 87.6 milyon dönümden 90.96 milyon dönüme yükseleceği görünüyor. Bu rakam analistlerin beklediği 88.73 milyon dönümün oldukça üzerinde. Zaten bu haberi
Yükselenlerin etkisiyle de 1 Nisan Cuma günü soya fasulyesi ve soya küspesinde sert geri çekilmeler yaşandı. Soya küspesinde işlem yapmak isteyen yatırımcılar için biz teknik olarak 448 dolardaki yükselen trend desteğinin ilk aşamada etkili olacağını tahmin ediyoruz. Gül Hanım, çok teşekkür ediyorum görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için. Philip Capital Satış Müdürü Gülay Şahin'in de görüşlerini aldık. Şimdi buradan gidiyoruz araştırma stüdyomuza. Araştırma uzmanımız Çağlar Kuzlukoğlu bizlerle birlikte. Çağlar, hoş geldin. Hoş buldum Gizem. Şimdi az önce Gülay Hanım'la mesela S&P'nin ilk çeyrek performansını konuşuyorduk. Eksi de tamamladığından bahsettik. Bizdeki son tablo ne? BIST 100 mesela bu çeyrek itibariyle nasıl bir performans sergiledi? Son ayın performansı ve aynı zamanda Nisan ayı itibariyle nasıl bir performans beklenebilir? Elbette Gizem, güzel bir akşam diliyorum. Genel itibariyle aslında süreci biraz başından ele almak istiyorum. Çünkü özellikle para politikası ve yükselen enflasyon nazarında 2021'in son çeyreğinden itibaren kurların yukarı gittiği, enflasyonun özellikle 2021 yılı sonundaki 2021 yılı sonunda ulaştığı yıllık değişim oranının da giderek 2022'nin ilk çeyreğinde arttığını söyleyerek 2021'in son çeyreğinde bilhassa yükselen enflasyon, yükselen kurlar ve yükselen borsa gibi bir manzara ile karşı karşıyaydık. Şu anda zaten ekranda açıkçası 2021 yılının da sonunu görebildiğimiz aylara sari olarak son 5 yılın Borsa İstanbul 100 Endeksi, BIST 100 Endeksi görünümünü görüyoruz Gizem. Burada açıkçası önemli bir dönüm noktası yaşandı. İlk çeyrek itibariyle bakarsak ki ilk çeyrek itibariyle işin içerisine Şubat ayı sonundan itibaren Rusya'nın Ukrayna'yı işgali gibi bir konu girmesine karşın Borsa İstanbul'da genel itibariyle en azından lokal prim, para birimi bazıyla bakarsak pozitif bir görünüm ki 2022 yılından önce Mart aylarında şu anda ekranda 3. sütunda görüleceği üzere pek de Borsa İstanbul'un pozitif bir performans sergileyemediğini görüyoruz ki yılın başlangıcı itibariyle bakarsak da duruma Borsa İstanbul'un diğer dünya borsaları ile karşılaştırıldığında pozitif ayrıştığını söyleyebiliriz. Peki geçen yılın sonunda Türk lirasındaki değer kayıplarından söz etmiştik. Geçen yılın sonunda Türk lirasının değer kayıpları ön plana çıkmıştı. 2022'nin başında durum nasıldı? İkinci tablomuzda da bunu göreceğiz. İlk çeyrek itibariyle bakarsak Türk lirasındaki değer kaybı geçen yılın son çeyreğinde görülen manzaraya oranla daha kısıtlı da olsa yine gelişmekte olan ülke para birimleri içerisinde Arjantin pesosu ve Rus rublesi ile beraber negatif ayrışmayı sürdürdü Gizem. Şimdi burada şu anda görünen tabloda başka bir yöne de dikkat çekmek istiyorum. Çünkü burada Güney Amerika ülkelerinin, Latin Amerika ülkelerinin para birimlerinin yeşil olarak yukarıda pozitif ayrıştığını, yani dolara karşı değer kazandığını görüyoruz. Son grafiğimizde de Türk lirası varlıklar özelinde borsa ve Türk lirasının konumunun ayrıştığını görüyoruz zıt yönlerde ama yeşil renkle pozitif ayrışan Güney Amerika ülkelerinin para birimleriyle beraber bir ülke daha var. Güney Afrika randı ki son işlem günlerinde biz Güney Afrika randı ile Türk lirası paritesinin 1'e geldiğini de konuşmuştuk. Şu anda görülen grafikte MSCI endeksleri gözüyle bakarsak MSCI Latin Amerika endeksi, MSCI Türkiye endeksi, MSCI Güney Afrika endeksinin S&P ve MSCI gelişmekte olan ülkeler ve Avrupa endekslerinden pozitif ayrıştığını görüyoruz ki aşağıdaki üçlü negatif ayrışanlar, yukarıda da açık mavi renkle görülen MSCI Türkiye endeksi. Yani borsadaki pozitif görünüm, küresel bir kıyaslama yapacak olursak da bu tarafta pozitif ayrışmış gibi görünüyor Gizem. Burada tabii Güney Amerika ülkeleriyle Güney Afrika'nın varlıklarının biraz önceki programda da bahsetmiştim. Bir önceki programda coğrafi olarak savaşa olan uzaklığı da özellikle raporlarda altı çizilen bir konu ve tabii ki emtiada karşılaştığımız manzara Güney Afrika ve Güney Amerika ülkelerinin sarfında bir miktar pozitiflik de yaratıyor ama en azından hisse senedi gözüyle bakarsak Türk lirasındaki bir miktar negatif ayrışmaya karşın borsada da bir miktar pozitif ayrışma burada net biçimde görülüyor. Çağlar, çok teşekkür ediyorum görüşlerini bizlerle paylaştığın için. Bloomberg HT araştırma uzmanımız Çağlar Kuzlukoğlu'nun da görüşlerini aldık. Ve ekonomist Vedat Özlem'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Borsa kapanışına denk geldi. Vedat Bey, az önce S&P'nin not indiriminin sizin için dikkat çekici başlıklarını konuşuyorduk. Buyurun lütfen kaldığımız yerden devam edelim.
Teşekkür ederim. Tabii iki tane daha şeyi hatırlatayım ve konuyu sonra aşalım. Bir tanesi söylediğim gibi yani TL cinsinden kredi notunu düşürdü. Bunun gerekçesini bütçe içerisindeki toplam faiz harcamaları içerisinde TL devlet iş borçlanma senetleri için ödenen faizlerin tutarının toplam faiz harcamalarına oranın %70'e ulaşmasını bir risk olarak görüyor. İkinci olarak merkez, şimdi şirketlerde likitte oranı denilen bir oran vardır. Yani nakit ve menkul kıymetleriniz, hemen satılabilir menkul kıymetleriniz, bankadaki mevduatınızın kısa vadeli borçlara oranı, bu oranın %1'in altına inmemesi lazım. Yani borçlarınız hemen Türk lirası, hemen ödeme gücünüzü gösteren varlıklarınızın üzerine geçerse kısa vadede, bu risk göstergesidir. S&P'de Standard & Poor's da şey demiş ki Merkez Bankası rezervlerinin gayri safi yurt içi hasılaya oranı %16. Türkiye'nin bir yıl içerisindeki kısa vadeli yükümlülükleri de işte 170 milyar dolar gibi bir rakam. Onun da gayri safi yurt içi hasılaya oranı %25. Dolayısıyla bu basit likitte oranı perspektifinden baktığımız zaman oran 1'in üzerinde. Dolayısıyla ya kısa vadeli borçlarını düşüreceksin ya da rezervlerini artıracaksın. Dolayısıyla bu rezervlerle kısa vadeli kur korumalı mevduatın sürdürülebilir bir tarafı yok. O da yani enflasyonla mücadelede tek çıkan orasıdır. Oraya ne dış konjonktür yardım ediyor, ne enflasyon görünümü, ne de Merkez Bankası rezervleri ve ne de söylediğim bu rasyo çerçevesi. Vedat Bey, bu noktada kur korumalı mevduat aslında hem bireysel tarafında hem de kurumsal tarafında ilgi görmesi beklenen bir enstrümandı. Nitekim bugün Sayın Bakan'ın açıklamalarına göre 1 Nisan haftası itibariyle 700 milyar TL'ye yaklaştığını gördük. Bunu hem bireyler için ayrı sormak istiyorum hem de şirketler için ayrı sormak istiyorum. İçinde bulunduğumuz dönem itibariyle bireyseller açısından mesela bakılacak olursa cazip midir? Tüzeller açısından bakacak olursak kur korumalı mevduat cazip midir sizce? Bireyler açısından cazip. Şöyle ki, şu anda mevduat faizi %17, enflasyon %61 nokta küsür. Yani enflasyona karşı korumayan bir enstrüman olduğunu hep konuşmuştuk. Kur korumalı olmasının şöyle bir avantajı var. Gördüğüm kadarıyla bu kur korumalı mevduat bir süre daha devam edecek. Döviz rezervlerindeki erimeler artık ürkütücü boyutlara geldi ve enflasyon tırmanmaya devam ettiği zaman belki bir noktada sert bir faiz artışı yapmak zorunda kalınabilir. Ama o noktaya gelinmeden önce kur korumalı mevduat devam edecektir. Devam ettiği sürece de kurun mevduat faiz, yani kur korumalı mevduatla bir miktar ilave döviz getirisi, döviz cinsinden getiri sıfır ama söylediğim gibi TL cinsinden getiriyle bir miktar döviz cinsinden getiri dönem sonunda, 3 aylık dönem sonunda dövize geçmek suretiyle elde etmek mümkün olabilir. Tabii çok çok da güven verici bir ortam yok o anlamda. Kurun da yükselmesi söylediğim gibi her an olabilir. Dolayısıyla şeyler açısından ben etrafımdaki bana soranlara Türk lirası cinsinden tutmak yerine kur korumalı mevduat yapmak tabii bir söylediğim gibi bir hedge, kısmi hedge'dir, o anlamda caziptir. Şirketler açısından söylediğim gibi kurumlar vergisi istisnası vardı. Nakit akışında döviz cinsinden giderleri olan, yani ithalatçı, imalatçı, ihracatçı firmalar ve ithal girdi kullanan imalatçı, ihracatçıların nakit akışlarına göre belki kurumlar vergisi istisnasından sonra cazibesini yitirebilir. Yani orada da söylediğim gibi nakit yönetimi, nakit planlaması çerçevesinde bakmak daha uygun olur. Cazibesini şirket bazında değerlendirmek gerekir. Peki özellikle mesela İçerisinde bulunduğumuz yine dönemde, yani reel faizden bahsediyoruz, mevcut durumdaki enflasyonla da bakacak olursak şu anki politika faiziyle arasındaki fark neredeyse 50'lere yaklaşmış ve tarihi yüksek bir açıklıktan bahsediyoruz. Bireyler açısından bakacak olursak dolarizasyonun çözülmesi, yani mevcut durumdaki
TL'ye tasarruf itibarının artmasından bahsetmiyorum. Mevcut durumdaki doların çözülmesi için cazip bir hikaye sunuyor mu bize? Bunun cazip bir hikaye yaratılabileceğini değerlendiremiyorum. Bunun için daha radikal bir değişim gerekiyor. Muhtemelen bu seçim sonrasına kalacaktır. Seçimlerden önce biz bu şekilde devam edeceğiz diye tahmin ediyorum. Seçimlerden sonra mevcut iktidar ya da değişen iktidar daha böyle bir ortodoks bir para ve maliye politikasıyla biraz diğer eleştirilen konularla ilgili değerli toplu bir perspektif sunarak alttaki kadrolarıyla bakanından şeyine Merkez Bankası Başkanı'na ve üst düzey kadrolarıyla bu şeyi ekonomi yönetimini daha böyle öngörülebilir bir perspektifte götürmek durumunda kalacak. Buna ancak bu şekilde enflasyonla mücadelenin başarıya ulaşabileceğini değerlendiriyor. Mevcut durumda gördüğüm kadarıyla yani kur korumalı mevduatı Sayın Bakan'ın açıklamalarından da Bursa'da yaptığı açıklamalardan da onu anlıyorum ki kur korumalı mevduatla faiz kur sarmalının bitirildiği düşüncesinde enflasyon altında kredi faizi ile üretimin artacağı, bunun dış ticaret açığını artıracağı, ülkede de arzı artıracağı ve enflasyonda bir şekilde makul düzeylere ineceği kanaatini, programın genel çerçevesi böyle, halen taşıyor. Ancak görünen o ki enflasyon %70-75 aralığında bir şekilde zirve yapacak. Ondan sonra aşağı inip inmeyeceği biraz Rusya-Ukrayna gelişmelerine bağlı ve kurdaki gelişmelere bağlı, yani turizmle bağlantılı olarak. Dolayısıyla 14 politika faizini %40 gibi bir yıl sonu enflasyonla bitirmemiz halinde, yani %26'lık bir faiz artışıyla ancak negatif faiz ortadan kalkabilir. Bu da para politikasının çok sıkı bir şekilde, çok sıkılaşmasını gerektirir. Ekonomik büyümeyi öldürür. 2023 yılında seçim olacağı için en geç Haziran ayında böyle bir acı reçeteyi iktidarın tercih etmeyeceğini tahmin ediyorum. Berat Bey, sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz ama bir kısa müsaadenizle Londra'nın da notlarını alalım. Özellikle yurt dışı piyasalarda Avrupa tarafında neler konuşuluyor? Bloomberg HT Londra temsilcimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu bizlerle birlikte olacak. Ceren, tekrar merhabalar. Özellikle arada geçen kısacık zamanda bile bir sürü haber akışı takip ettik. Bu noktada özellikle Almanya'dan açıklamalar var. Doğalgaza yaptırımın Avrupa Birliği'ne verebileceği zararlar konusunda. Bir de özellikle fosil yakıtlardaki ambargonun Avrupa'ya etkisi ne olabilir diye sormak istiyorum sana. Merhabalar Gizem. Evet, Avrupa ülkeleri bugün ağırlıklı olarak Rus fosil yakıtlardan olası çıkışın etkilerini konuştular ve ülkelerden açıklamalar geldi. Yani kendi kararlarına, mesela ambargo ya da veto kararına nasıl karşılayacaklarına ilişkin açıklamalarda bulundular. Tabii buna baktığımız zaman mesela şimdiye kadar çok net bir çalışmanın olmadığını görüyorduk. Yani Rus fosil yakıtlardan, özellikle doğalgazdan bir çıkışın yaşanması halinde bu durum Avrupa Birliği ülkelerini nasıl etkiler? Bu konuya ilişkin Fransa'da bir çalışma yapıldı. Fransa'da Ekonomik Analiz Konseyi tarafından yayınlanan araştırma raporuna göre Rus fosil yakıtlardan tamamen çıkılması halinde, yani kömür, petrol ve doğalgaz ithalatının tamamen durması halinde bu durumun en etkili, yani en sınırlı etkiyi Fransa ekonomisinde olması bekleniyor. Gayri safi milli hasıla üzerinde %0.15 ila %0.3 arasında oldukça sınırlı bir etki yaratmasının beklendiği belirtildi. Fakat bu durumdan en çok etkilenecek ülkelere baktığımız zaman Litvanya, Bulgaristan, Finlandiya ile Çekya'da gayri safi milli hasılalarında bu ülkelerin yıllık bazda %5'e varol oranında düşüş yaşanabileceğine dikkat çekildi raporda. Almanya'ya baktığımızda ise en kötü senaryoda Almanya gayri safi milli hasılası üzerinde %3'lük bir etki yaratması bekleniyor. Ki bugün de Alman Bankacılar Birliği açıklama yaptı ve Almanya'da resesyon uyarısı yaptılar. Yani doğalgaz ithalatının kesilmesi halinde Almanya'nın resesyona sürüklenebileceği uyarısında bulundular. İtalya Rus gazına yaptırımları ve
veto etmeyeceğini açıkladı. Avusturya ise Rus gazında Avrupa Birliği ambargosuna destek vermeyeceğini duyurdu. Az önce Almanya Maliye Bakanı'ndan da açıklamalar geldi. Yeni yaptırımların Avrupa Birliği ülkelerine zarar vermemesi gerektiğini belirtti Maliye Bakanı ve özellikle doğalgaz ithalatına herhangi bir ambargonun Rusya'dan daha çok Avrupa Birliği'ne zarar vereceğini söyledi. Yani bu açıklamasından da aslında Almanya'nın başından beri karşıydı doğalgaz ithalatına, ambargo kararına. Hala bu kararından vazgeçmediğini anlıyoruz. Aynı zamanda az önce Gazprom'la ilgili yeni açıklamalar geldi Almanya'dan. Almanya Enerji Düzenleme Kurulu Gazprom Germanya'yı devraldığını duyurdu. Bugün yasal talimat yayınlandı ve hisselere federal kurum kanyum olarak atanmış oldu. Önlem 29 Mart 2023 tarihine kadar, yani önümüzdeki seneye kadar 12 aylık süreçte geçerli olacağı açıklandı. Bununla beraber tabii yarı iletken yapımında kritik öneme sahip çip sektörü, mikro iletkenler ve son dönemde Ukrayna Savaşı çip sektöründe yaşanan toparlanmayı da zayıflatmıştı. Yani zaten hali hazırda pandemi sonrası çip sektörü bir dizi sorunla boğuşuyordu. Ve bu sene içinde mesela 3. çeyrekte artık pandemi öncesi seviyelere geri dönülmesi bekleniyordu. Ciddi bir toparlanma bekleniyordu. Fakat savaş etkisiyle toparlanma beklentileri önümüzdeki seneye kaldı. Avrupa ülkeleri de yatırımlarını bu dönemde arttırma kararı aldılar. Mesela bugün İspanya hükümetinden bu anlamda gelen açıklama önemliydi. Çünkü İspanya hükümeti mikroçip ve yarı iletken geliştirmek için 11 milyar euroluk bir yatırım planladığını duyurdu. Oldukça büyük bir meblağ. Tabii İspanya için çipler önemli çünkü otomotiv sanayisinden gayri safi milli hasılasının önemli bir bölümü otomotiv sektöründen geliyor. Bu bağlamda diğer Avrupa ülkeleri gibi kendi bağımsızlığını kazanma yolunda çip alanında adımlarını hızlandırmış durumda. Zaten Avrupa Birliği 2030 yılına kadar iddialı bir hedef koymuştu ve dünya çapında tedariğin 5'te 1'ini Avrupa Birliği sağlamak için bu anlamda yatırımlarını, planlarını hızlandırmıştı Intel öncülüğünde. Bugün aynı zamanda kripto paralara ilişkin yeni açıklamalar geldi İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'den. Bu noktada İngiltere'den gelecek düzenlemeler de piyasa tarafından merakla bekleniyor. Özellikle geçtiğimiz hafta 31 Mart 2022 son tarihte FCA kripto para şirketlerini yasal zemine oturtmak için, yani kara para dolandırıcılığı önlemek adına kripto para şirketlerinin kayıt altına alınmasını şart koşmuştu ve 31 Mart nihai tarih olarak belirlenmişti. Fakat şirketlerin çoğu başvuruda bulunmadı. Bu nedenle bu tarih bir kez daha uzatıldı. Şimdiye kadar yaklaşık 33 şirketin FCA'den bu anlamda faaliyetlerini sürdürmesi adına onay aldı ifade ediliyor. Bailey ise bugün yaptığı açıklamayla kripto paraların dolandırıcılığın ön cephesi haline geldiğini ifade etti. Finansal servisler için bir dizi yenilik barındırdıklarını fakat dolandırıcılık suçlarının fakat çok sayıda dolandırıcılık suçları için kullanıldığını belirtti. Zaten bu yeni devreye almaya çalıştıkları mekanizmayla, yani FCA'ya kripto para şirketlerinin kayıt olması halinde transferlerin kimden kime yapıldığı net bir şekilde açıklanmış olacak. Bu da kara para dolandırıcılığının önünde bir engel teşkil edecek. Bununla beraber tabii para politikasında yeni açıklamalar var. Mesela İngiltere Merkez Bankası üyesi Cunliffe daha fazla parasal sıkılaşma gerekebileceği yorumunu yaptı. Ve biraz daha önemli olanlar Avrupa Merkez Bankası'ndan geldi. Çünkü Avrupa Merkez Bankası üyesi Wessel negatif faizlerin yılbaşına kadar sona ermesini beklediğine dikkat çekti ve en geç Temmuz ayında net tahvil alımının sonlanabileceğini belirtti. Aralık ayı itibariyle negatif faizlerin sonlanmasını bekliyor Veil bugün yaptığı açıklamayla beraber. Bugün Avrupa endeksine baktığımız zaman Avrupa borsaları kapanışa yakın bugün toparlandı. Öğle saatlerinde endekslerde karışık aşağı yönlü bir seyir vardı. ABD borsalarında özellikle Nasdaq endeksinde yükselişin hızlanmasının etkisiyle Avrupa borsaları günü yükselişte tamamlamaya hazırlanıyor. Fransa borsası %0.9 yukarıda. Alman DAX endeksi %0.6 oranında yukarıda işlem görüyor. İngiltere borsasına kazançlar biraz daha sınırlı. %0.4 seviyesinde. Bugün euro dolar karşısında düşüşünü hızlandırdı. Euro dolar karşısında %0.5'lik düşüşle 1.10 seviyesinin altına sarktı. 1.0990'lar seviyesine işlem görüyor. Kurumlardan euro dolar paritesinin seyrine ilişkin raporlar geliyor. Mesela Danske Bank bugün yayınladığı raporda ABD'den görece güçlü gelmesi beklenen verilere karşılık euro bölgesinin hem savaş ortamından zarar görmesi hem de görece daha negatif veriler beklemesi nedeniyle tahminlerini aşağı çekti. Euro dolar paritesi tahminini 1.05 seviyesine indirdiğini açıkladı Gizem Uzuner.
Ceren, çok teşekkürler aktardıkların için. Bloomberg HT Londra temsilcisi Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan da son notları aldık. Şimdi buradan bir başka konuya geçeceğiz. Bugünün önemli gündem maddelerinden de bir tanesiydi. Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinden istifa ettiği ve seçime gitme kararı aldığı belirtilmişti. Bunun detaylarını konuşacağız. Spor yazarı Serdar Ali Çelikler bizlerle birlikte olacak. Serdar Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi ilk etapta bu istifanın gerekçesinden bir miktar bahsetmenizi rica edeceğim ve bundan sonrasındaki yönetimin kimin olabileceğine dair görüşler nelerdir, neler konuşuluyor? Birkaç gün önce Mehmet Baykan, ki as başkandır kendisi, Gençlik Spor Genel Müdürü'ydü. Federasyon Yönetim Kurulu üyesiydi ve o istifa etti. O istifa, onun istifa etmesi devletin... harcı tuğlayı çekmiş olması demekti. Bunun üzerine zaten bu federasyonun aslında ömrü bitmişti. Yani Haziran'da mı giderlerdi, efendim işte şimdi mi giderlerdi derlerken biraz erken olmakla beraber beklenen son gerçekleşti. Son 1,5-2 yılda tarihin en başarısız federasyonlarından birini yönetiyordu Nihat Özdemir. Hayırlısı olsun. 60 gün, yaklaşık 60 gün bir süre var. O zamana kadar daha çok aday çıkar. Şu anda bugünden yarına şu olur bu olur diyeceğimiz bir şey yok. Bir aday da yok ortada henüz. İsmi geçenlerin hiçbirisi olmaz, sadece onu söyleyeyim. Peki Serdar Bey, bunun özellikle yayın ihalesine etkisi olur mu bu kararın? Olur. Yayın ihalesi çok büyük ihtimalle hala da devam eden toplantının sanıyorum biz yayındayken de hala devam ediyor ve bir açıklama yapılmadı. Yayın ihalesi iptal edilir ve uzatma yapılır. Birinden bir yıl veya iki yıl daha uzatılır. Yayın ihalesi de ya gelecek yıla ya iki yıl sonra ertelenir. Zaten yayın ihalesini beceremeyen, yabancı sayısı konusunda kulüpleri pek kale almayan, efendime söyleyeyim Avrupa'da ligimizi seviye olarak düşüren, milli takımımızı küme düşüren ve futbolumuzun da değerini düşüren bir federasyondu. Dolayısıyla gitmeleri iyi oldu. Hakem depremi falan da bununla ilgili bir durumda. Bunun bir unsurlarından bir tanesi, ama yayın ihalesi de bir devam eder gelecek yıl. Ancak hani yeni bir ihale yaptık ve tekrar birini seçtikten ziyade biz ihaleyi iptal ettik. İstediğimiz şartlar oluşmadı. Seneye tekrar bakalım veya iki sene sonra tekrar bakalım gibi bir ortalama bir karar çıkacağını bekliyorum. Tabii kulüplerin büyük bir çoğunluğu aslında Süper Lig TV projesinin arkasındaydı ama onun arkasında duramadılar. Bundan sonra futbol severler açısından söyleyeyim, bir çok büyük bir şey olmasa seneye maçlar beIN Sports'ta devam eder. Serdar Bey, peki az önce kısaca değinmiştiniz ama özellikle Nihat Özdemir dönemindeki yabancı uyruklu futbolcu kuralındaki değişiklikler eski haline döner mi, ya da yeni yönetimle beraber nasıl bir aksiyon alınmasını beklersiniz? 7+4 olacaktı. Şimdi bu sene 8+3 şeklinde. 7+4 olmayacağını artık neredeyse eminim. Tekrar kalkar mı? 11 futbolcunun 11'i de yabancı olur mu? Onu da sanmıyorum. Ben şimdiki mevcut sistemin devam edeceğini düşünüyorum. Yani 8+3 veya belki 9+2 olur. Ama her futbolcunun yani her 7+4 sonra kademeli olarak 6+5 olacak şekilde planlanan sistemin artık kesinlikle oluşmayacağını düşünüyorum. Çünkü kulüpler de bunu istemiyor. Yabancı futbolcu sayısı tamamen serbest kalır mı, onu da beklemiyorum. Mevcut sistemi koruyarak devam edecektir yeni gelen kim olursa. Peki özellikle kulislerde Haziran ayına kadar Servet Yardımcı'nın bu noktada başkanlık edeceği öğrenildi ama aynı şekilde devam etmesini mesela sonrasında bekler misiniz? Mümkün değil. Servet Yardımcı hatta 60 günde dolduramayacağını diye düşünüyorum. Yani orada 40 ila 60 gün diyor. Veya 30 ila 60 diyor. Yani 30 günün sonunda bile yapabilirler. Aşağı yukarı ligin şekli belli oldu. Yani şampiyon belli, düşenler çok büyük oranda belli. Birkaç tane işte küçük yarış var, ikincilik yarışı gibi, beşincilik yarışı gibi. Onlar da aşağı yukarı 2 haftaya, 3 haftaya belli olursa ben seçimin çok daha erken bir tarihte bile olabileceğini düşünüyorum. Servet Yardımcı da bu yönetimin en yıpranmış isimlerinden bir tanesi. Devam etmesi, herhalde başkan olması imkansız. Yeni yönetimde de olacağını sanmıyorum. Peki Serdar Bey, son sorum. Az önce siz yine mevcut yönetimdeki, yani Nihat Özdemir dönemindeki bazı önemli başlıklara dikkat çektiniz. Hakem depremi de bunlardan bir tanesiydi. Burada bir gelişme bekler misiniz önümüzdeki dönemde? Kadro dışı bırakılan veya işte darbeyle gönderilen 13 tane hakemin etkisi artar. Etkisi artar. Onlar daha kuvvetli geri döner.
darbeyi yapanların görevlendirdiği 13-14 hakem ise onları zor günler bekliyor. Onların artık işleri zor. Zaten yeni gelen federasyon başkanı kim olursa olsun en az 5 tane hakemin görevine son vererek başlaması lazım. Bakalım onu yapabilecek bir isim gelecek. Onun için daha erken. Sadece şunu söyleyeyim, Göksel Gümüşdağ ismi çok geçiyor, asla aday olmaz. Ahmet Ağoğlu olur mu? Bugün kendisi açıklamış aday değilim diye ama olmak istediğini biliyoruz. Gene de genellikle bu tip durumlarda ilk planda ismi ön plana çıkan kim olursa onlar olmaz. Bize tecrübelerimiz bunu gösteriyor. Bir 15 gün, 20 gün sonra daha net isimler konuşabiliriz. Katıldığınız ve görüşlerinizi paylaştığınız için. Biz teşekkür ederiz. Spor yazarı Serdar Ali Çelikler'i ağırladık bu bölümde. Tekrar ekonomist Vedat Özdemir'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vedat Bey, burada kalan zamanımızda özellikle küresel taraftan bir miktar bahsetmek istiyorum. Aslında Ceren'de bir miktar değindi. Özellikle Rusya'ya uygulanan yaptırımların Avrupa Birliği büyümesine etkisini göreceğiz biz. Dolayısıyla bu tarafa dair neler düşünüyorsunuz? Yani elimizde sadece hani büyümenin çok da önüne geçmeyelim, böyle biz normalleşelim diyen bir merkez bankalarından şimdi savaş çıktı. Şimdi elde büyüme de kalmayacak ama yüksek enflasyon kalacak. Bu süreç nasıl yönetilir sizce? Tabii bu Avrupa Merkez Bankası için zor, zehirli kokteyl diyorlar. Yani bir yandan enflasyon yükselecek. Önümüzdeki bir yıl için 4 faiz artışı, yani 100 bas puanlık faiz artışı beklentisi var. Bu yıl itibariyle en az 2 faiz artışı bekleniyor. Büyümede hem OECD hem Avrupa Merkez Bankası savaş olmasaydı ki orana göre işte %1,5'luk daha az büyüme öngörüyor Avrupa para bölgesi için. Dolayısıyla bir yandan da %7,5'a çıkmış enflasyon, %3 çekirdek enflasyon. Enflasyonu kontrol altına, Almanya baskısı artıyor az önce söylediğim gibi. Enflasyonu kontrol altına alma, hızlı tahvil alımına son verme ve faiz artışı. Bir yandan da ekonomi çok böyle sert bir fren yapmadan enflasyonla mücadele gerekiyor. Ama o sert fren bir şekilde olacak ve Rusya, Ukrayna savaşı ve sorunları devam ettiği sürece de büyümeyi olumsuz etkileyecek. Çünkü öte yandan söylediğim gibi yani şeyde Ukrayna'da böyle sivillerin öldürüldüğüne dair görüntüler yayınlandı. Doğru yanlış bilmiyoruz. Bir yandan Zelenski açıklamalar yapıyor. Avrupa Birliği'nin yaptırımları yetersiz kalıyor diye. İrlanda parlamentosunda konuşacak. Sonra daha fazla yaptırım talep ediyor. Polonya'dan açıklama geliyor. Almanya engelliyor diyor. Yani daha fazla yaptırımın önündeki engel Almanya'dır diyor. Sonra bir bakıyoruz Biden'dan. Bugün son dakika haberi geliyor. Yani Putin savaş suçlusudur. Yani Zelenski'nin sunduğu fotoğrafları, görüntüleri. Savaş suçlusu olmak için tek başına öyle bir yetkisi varmış gibi deklare ediyor ve daha fazla yaptırımı gündeme düşünüyoruz diyor. Tabii bu Almanya üzerindeki baskıyı arttırma, Avrupa Birliği'nin Rusya'dan doğalgaz ithalatını tamamen kesmesi, petrol ithalatını tamamen kesmesi yönünde bir hareket olarak görünüyor. Tabii savaşın çok kötü sonuçları var. Onlar resmediliyor, görüyoruz. Oraya karşıyız. Ama bu Avrupa Birliği'ni, Avrupa Merkez Bankası'nın işini daha da zorlaştırıyor. Bizim açımızdan en büyük ihracat pazarımız buradaki büyümeyi de daha fazla olumsuz etkiliyor. Peki bir taraftan da aynı zamanda Avrupa Birliği'nin ardından Amerika tarafına da bakacak olursak onlarda da benzer sorunlar var. Ama enflasyon fiyatlaması biraz değişik gidiyor aslında. Nitekim mesela ABD 10 yıllıkla 2 yıllık arasındaki farka baktığımızda tekrardan bugün itibariyle terse dönmüş olduğunu gördük. Yani normalde pozitif eğimli bir getiri eğrisinden şimdi bambaşka bir şey konuşmaya başladık. Neyi fiyatlıyor sizce piyasalar şu an itibariyle ve Fed mevcut durumda bu piyasanın gerisinde mi yoksa bir şekilde önüne geçmeyi başaracak mı? En son enflasyon 10 Mart'ta gelmişti 7.9. Söylediğim gibi şeyde PCE'de 5.4 yüksek enflasyon var. Ve Powell sert konuştu, Şahin konuştu. İşte FOMC tutanakları çarşamba günü gelecek. Hem bilanço ile ilgili nasıl küçültülecek, ne zaman başlanacak onu göreceğiz. 50 bas puanlık faiz artışı hem Mayıs hem Haziran FOMC toplantılarında kesin görünüyor. Cuma günü tarım dışı istihdam 431 bin geldi. Piyasa beklentisinin biraz altında ama gene veriler Şahin algılandı. Yani Şahin Fed'e destek veren nitelikte algılandı. Ortalama saatlik kazançlar iyi geldi. Hem ortalama saatlik kazançlar hem de tarım dışı istihdam verileri son iki ay itibariyle yukarıya revize edildi.
Dolayısıyla eşitsizlik oranı da %3.6'ya indi ki Fed'in projeksiyonu 3.4. Dolayısıyla ekonomi tam istihdama geldi. Enflasyon da çok hızlı ve hızlanmaya devam ediyor. Hem ham madde fiyatları hem enerji fiyatları hem yaptırımlar nedeniyle. Dolayısıyla Fed'in aslında çok agresif bir QT yapması, yani niceliksel daralma yapmasının önü açıldı. Onu fiyatlıyor. Kısa vade uzun vadeye göre çok daha hızlı zıpladığı için getiri eğrisi, yani 10 yıllıkla 2 yıllık arasındaki farkın noktasal grafiği işte sıfırın altına indi. Yani eğri negatife inmiş oldu. Dolayısıyla bu Fed'in bu böylesine agresif bir, yani fiyatlandığı gibi davranması halinde uzun vadeli faiz oranlarının kısa vadeye göre daha düşük kalacağını, bir şekilde resesyonun uzun vadeli faizlerdeki artışı tavan yapacağı, baskılayacağı fiyatlaması, ekonomik, yani Fed belli bir noktadan sonra büyük ihtimalle ekonomik durgunluk tehlikesi baş gösterdiği zaman faiz artışını ve bilanço küçültmeyi durduracak fiyatlama bunu gösteriyor. Şimdi Vedat Bey, bugün de aynı zamanda JP Morgan CEO'su Diamond'ın hissedarlarına yazdığı bir mektup vardı. Burada tabii çok önemli mesajlar var ve aynı zamanda yönlendirme de var. Diyor ki işte mesela Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanması lazım. Fed'in işte piyasanın beklediğinin önüne geçmesi lazım. Daha sert yaptırım uygulaması lazım. Dünyanın işte karşılayabileceği bir enerji kaynağına ulaşması gerekiyor. İşte Rusya'ya daha çok yaptırım istiyor ama bunun da sonuçlarına katlanacağız. Evet, ekonomi zayıflayacak ama merkez bankaları önden gitsin, sorumluluğu yükselsin diyorlar. Dolayısıyla ne düşünüyorsunuz Jamie Dimon'un görüşleri hakkında? Böyle mi olması lazım sizce? Bu Biden Polonya'ya gitmeden önce, bu G7 NATO zirvesine gitmeden önce Beyaz Saray'da bir toplantı yapıldı. 17-18 CEO'yu çağırdılar. Orada işte bu Diamond Avrupa'nın Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltmak için bir Marshall Planı hazırlanması lazım gibi bir önerisi oldu. Keza içeride de kaya gazı, kaya petrolünü destekleyici amaçlarla da bu kullanılsın. Yani bir miktarını biz LNG olarak gönderelim ama aynı zamanda da kendilerinde kapasitesi olsun, destek verelim. İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki gibi. Ben Biden hükümeti kurulurken adı Hazine Bakanlığı için geçmişti ama ben görevimden memnunum, yaptığım işi seviyorum diye reddetmişti. Şimdi JP Morgan'da CEO'luk görevi de yönetim kurulu başkanlığı görevi ayrılıyor. Bugün onun haberi de geldi. Kendisi CEO'luktan büyük ihtimalle kısa bir süre içerisinde ayrılmak zorunda kalacak, haber öyle. Ama yönetim kurulu başkanı olarak kalacağı söylendi. Bana göre bu bir siyasi manifesto gibi okunuyor. Çünkü söylediği şeylerin, siz de anlattığınız gibi, biraz siyasi yanı, ABD'nin dış politikası ve Fed'in nasıl yönetilmesi, nasıl yönlendirilmesi ya da ne yapması gerektiği yönünde çok fazla şey var. Bana göre siyasi içerikli, yani bir kişisel manifesto niteliğinde açıklamalar var. Tabii söylediğiniz gibi Fed'in daha çok reel ekonomiye bakması lazım. Bu sıkılaşma döngüsü sırasında şaşkınlıklar olacak, oynaklık artacak. Finansal piyasalardaki şaşkınlığı güçlü ekonomi önüne geçer bir şekilde reel ekonomiye baksın. Bir strateji program dahilinde bu niceliksel sıkılaşmayı yapsın ama esnek de olsun. İstediği zaman bilançoyu tekrar büyütebilsin ve faiz indirimi olsun. O anlamda bir siyasi baskı da yapmayalım kendisine. Evet. Çerçevesinde bir değerlendirmesi oldu. Ben burada keseyim isterseniz. Vedat Bey, çok teşekkür ederim. Süremizin sonuna geldik. Çok sağ olun, değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için. Rica ederim. Ekonomist Vedat Özdan'ın görüşlerini aldık. Şimdi buradan gidiyoruz. Bir haberle günden kalanlara sizlere veda edeceğiz. Lider Filo, bilindiği gibi, bugün halka arz edildi. Arzın detaylarını yönetim kurulu üyesi Burçin Baybatur Kök anlattı. Haberimize kulak veriyoruz ve günden kalanları böylece noktalıyoruz. Hoşçakalın. Bu yıl gerçekleşen 2022 yılında yapılan 11. halka arzdı ve 300 bine yakın talep toplamış olduk. Dolayısıyla Türkiye rekorunu da kırmış olduk. Bu süreç bizi ayrıca mutlu etti ve gururlandırdı diyebiliriz. Yatırımcıların şirketimize ve şirketimizin gelecek planlarına yönelik güvenini de bize göstermiş oldu. Bu bağlamda çok mutluyuz. Talep toplama süreci aslında bizim SPK'ya başvurumuz 2022 yılının Ocak ayının ilk çeyreğinde gerçekleşti.
24 Mart 2022 tarihinde yayınlanan bültende halka arz onayımızı almış olduk. Akabinde 29 ve 30 Mart tarihlerinde talep toplama gerçekleştirdik. Hisse birim fiyat, pay birim fiyatımız 18,65 TL olarak açılışa sunuldu ve yaklaşık 294.466 yatırımcıyla biraz önce de bahsettiğim gibi Türkiye rekorunu kırmış olduk. Halka arzdan elde edilecek gelirin %70'iyle yeni taşıt yatırımlarının finanse edilmesini planlıyoruz. Böylelikle şirket filomuzu güçlendireceğiz ve büyütmüş olacağız. %20'lik kısımla kısa vadeli banka kredilerimizi kapatacağız. Bu surette de finansman maliyetimizin azaltılmasını ve bununla birlikte öz kaynak yapımızın güçlendirilmesini hedefliyoruz. Kalan %10'luk bölümle ise operasyonel kiralamaya kolu olan araçlarımızın faaliyet giderlerini karşılamış olacağız. Bu şekilde bir planlama yaptık. 2017'den bu yana sektörde yaklaşık %35'lik bir küçülme görüldü. Bu bizim şirketimiz için %13 seviyelerindeydi. Pandeminin etkilerinin net olarak görülmeye başladığı, hani geçen yıldan bu yola baktığımızda 2020 yılından 2021 yılına sektör %9,5 küçülürken şirketimiz için bu oran %1,33 seviyelerindeydi. Bu yıl için yaklaşık 1900 araç alımı planlıyoruz. Geçen yıl biz 1600 pandemi döneminde 1608 adet araç alarak bunu başardık. Bu sene de hedefimize ulaşabileceğimizden net olarak eminiz.